Arkadaşlar bu videoda şönt generatör örneğinin çözümünü paylaşacağım sizlerle. Şönt generatörümüzün eşdeğer devresini burada görüyorsunuz. Şönt generatörün uyarma kolu ile NDVI devresi birbirine paralel bağlıdır arkadaşlar. NDVI iletkenleri makinenin hareketli bölümünü oluşturuyordu. Şönt uyarma sargısı ise gerekli manyetik alanın üretilmesini sağlıyordu. Tabii ki şönt generatörün şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Şönt generatörün gerilim üretebilmesi için ya da generatör olarak çalışabilmesi için makinenin kutuplarında bir artık mıknatıslanma enerjisi olması gerekir. Bu yoksa şayet makinenin şönt sargısını NDVI bağlantısını koparıp bir batarya ile beslemeniz gerekiyor. Yani bir miktar enerji uygulamanız, bir miktar gerilim uygulamanız gerekiyordu. Daha sonrasında uygun bağlantıları gerçekleştirirseniz makine generatör olarak çalışacaktır. Yani gerilim üretebilecektir arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra soruya dönmek istiyorum. 50 kW 120 voltluk bir şönt generatör. Yani 50 kW şu çıkış gücüdür. 120 volt da çıkış gerilimi. Yani yük gerilimidir burada. NDVI sargı direnci verilmiş. Uyarma sargı direnci 30 ohm. Uyarma sargısına seri bağlı reos da 15 ohm'a ayarlanmıştır. Yani şu koldaki toplam direnç 30 artı 15'tir arkadaşlar. 45 ohm'dur. Nominal devir sayısı 900 ve dönme hareketinden dolayı oluşan güç kaybı 5 kW. Generatör anma devrinde yani 900 devirde ve anma geriliminde 120 voltta çalışmaktadır. Endüklenen gerilimi, uygulanan momenti ve verimi hesaplayınız diyor. Şimdi soruda verilen güç değeri arkadaşlar generatörün çıkış gücüdür. Ben gücü gerilime bölersem yük akımını 416.67 amper olarak bulurum. Şuradan geçen bakın, şuradan geçen akımı buluyorum. Tabii ki şu anahtarın kapalı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Şayet yük akımıyla uyarma akımını toplarsam NDVI akımını bulurum. Peki uyarma akımını nasıl buluruz arkadaşlar? Uyarma kolundan geçen akımı, uyarma kolu gerilimi yani yük gerilimi arkadaşlar. Bölü şuradaki toplam direnç 45'ti. 120 bölü 45'ten 2.66 amper. Bulmuş olduğumuz bu iki akımın toplamı ise arkadaşlar NDVI akımını verecektir. O da 419.33 amper. Şimdi şu uçlardaki gerilimi biliyorum. Şuradan geçen akımı biliyorum. Direnç soruda verilmiş. Şurada EA gerilimi yani endüklenen gerilimi hesaplayabilirim. Yük gerilimi artı NDVI akımı çarpı NDVI sargı direncinden 157.74 volt buluyorum endüklenen gerilimi. Uygulanan moment. Evet, uygulanan moment için arkadaşlar nedir? Şuradan asenkron motorun sağladığı moment. Yani bu momenti hesaplarken benim dönme hareketinden dolayı oluşan kaybı da eklemem gerekiyor. Bakın, elektriksel güç yani EA kaynağının sağladığı güç artı dönme hareketinden dolayı oluşan kayıp burada. EA'yı buldum. IA'yı biliyorum. 5 kW da kayıptı arkadaşlar. Buradan 71.14 kW bulduk. Ve bizim hızımız belliydi soruda arkadaşlar. Uygulanan momenti yani şuradan bakın uygulanan momenti güç bölü açısal hızdan buluyorum. Açısal hızda devir yerine 900 yazdık. Ve burada 754 yani 755 Nm benim momentim. Verim. Şimdi soruda verimi hesaplamak için arkadaşlar kayıpları belirlemem lazım. Şu uyarma kolundaki direnç eşdeğeri 45 ohm'du. Geçen akım burada 2.66 idi. I kare R'den 318.4 watt buluyorum. Şurada bulmuş olduğumuz güç bakın PE artı PR idi. Ben buna bir de uyarma devresinde kaybolan gücü eklersem toplam giriş gücümüz arkadaşlar 71.463 watt buluruz. Verimi hesaplarken 50 kW'lık çıkış gücümüz toplam giriş gücü 71.463 watt. Buradan verimi %69.96
bulduk. Şu soru akla gelebilir. Neden RA'yı hesaba katmadık? Sonuçta RA'dan da bir akım geçiyor. I kare R kaybı orada da yok muydu diye sorulabilir. Bunu niye yapmadık? Çünkü arkadaşlar biz PE'yi hesaplarken EA çarpı IA olarak hesaplıyoruz. Dolayısıyla şuradaki kaybı da aslında bu EA çarpı IA'nın içerisinde hesaplamış oluyoruz. Yani dahil etmiş oluyoruz. Bu nedenle IA'nın karesi çarpı RA'yı koymamıza gerekiyor.